Efendim, varlığı ve sistemi anlamak için en kolay yol tekten çoka bakmak suretiyledir. Yani tek olan ilim, kudret sahibi varlık, potansiyel, Allah, bütün bu varlığı kendi ilminde dilediği gibi yaratmış, dilediği gibi suretleri, birimleri, varlıkları yaratmış ve onlardan dilediklerini açığa çıkartmaktadır. Temel bakış açısı bu olmalıdır. Şimdi size bu konuda bazı ayetler okuyacağım Kur'an'da. Yahluku ma yaşa. Şura suresi 49. ayet. Dilediğini yaratır. Hac suresi 14. Kesinlikle Allah irade ettiğini yapar. İnna Allahe yef'alu ma yurid. İbrahim suresi 27. ayet. Allah dilediğini yapar. Yef'alu Allahu ma yaşa. Hac suresi 16. ayet. Muhakkak ki Allah kimi dilerse onu hakikate yönlendirir, hidayet eder. Nur suresi 35. ayet. Allah dilediği kimseyi kendi nuruna erdirir. Araf 178. Allah kime hidayet eder ise odur hakikate eren. Kendine yönelenleri de hakikate erdirir. Şura 13. Allah dilediğini kendine seçer. Şura 13. Hadid 21. İşte bu Allah'ın fazlıdır ki onu dilediğine verir. Efendim, web sitemize girin. Kitabullah diyor ki isimli bu kitapçığımızı okuyun. Burada daha başka çok ayetler var. Ve Kur'an'ı çok daha iyi tanıyıp anlayacaksınız.